Muhterem Hazirun, çok değerli büyüklerim. Bugün burada bir cumhuriyet hikayesini, cumhuriyetin ülkemizi nereden alıp nereye taşıdığına dair müşahhas bir misalden, hayatı ve yaptıklarıyla bir numune-i imtisalden, yani örnek alınacak bir kişiden gideceğiz. Çok değerli büyüğümüz Sayın İdris Yaman Türk'ü bu teklifimizi kabul edip teşrif ettiği için gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hayat hikayesini ve hayata dair, yaşadıklarına dair düşüncelerini anlattığım ve değerli dostumuz Osman Çakır Beyefendi hazırladığım Türk Milletine Borcumuz Var başlıklı kitapta İdris Yaman Türk, ecdadın bize emanet ettiği, yani Malazgirt'ten Cumhuriyet'e uzanan süreçte bu vatanı daha mamur hale getirmek, milletimizi refaha kavuşturmak ve çağdaş medeniyet seviyesini üzerine çıkarmayı Türk milletine borcumuz olarak ifade ediyor. 1930'lu yıllarda günde, değerli gençler, özellikle sizin dikkatinize bunu sunuyorum, günde 12 kilometre yürüyerek, ayağında çarık, elinde odun. Tabii odunun ne işe yaradığını bizim neslimiz de bilir. Kullara götürülür. Elinde odun. Okula gitmeye başlayıp o memleketimiz için yokluk ve yoksulluk günlerinde Cumhuriyet eğitiminin sağladığı kıt imkanlarla kendisini yetiştiren ve bilhane Türk iş hayatında azim, sebat ve üstün gayretleriyle büyük katkılar yapan İdris ağabey, aynı zamanda şuurlu bir Türk milliyetçisi olarak öğrenciliğinde de iş hayatında da milli değerlerimizi esas alan, milli değerlerimiz yolunda mücadele veren teşkilatlarda ve faaliyetlerde her daim katılımcı olmuş, onlara destek olmuştur. İdris Yaman Türk ve o nesilden idealist, gerçek manada ülkücü insanlar için çalışmak ve üretmek aileden ibarettir. Çalışmak ve çok çalışmak. Buna mukabil şatafat, gösteriş, israf ise utanılacak, sakınılması gereken şeylerdir. Kendisi şöyle diyor: biz bu serveti inançlarımızın emrinde ve milletimizin varlığı için kullanmalıyız. Buradan daha ileriye gitmek için her geldiği noktayı sıçrama tahtası yapacak bir nesle ihtiyacımız var. Bakın bu cümlenin ben altını çiziyorum. Her geldiği noktayı bir sıçrama tahtası yapacak. Çünkü biz bir varlık yokluk döneminden çıktık. Bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Orada büyük sıkıntılar yaşadık. Burada devletimizi bu defa cumhuriyet formunda yeniden inşa ederken tabii ki o sıkıntıların üzerine bir şeyler kattıktan sonra orada durmamak, oradan tekrar sıçramak gerekiyor. Bu çok önemli bir düşüncedir. Bunu özellikle sevgili gençlerin dikkatine sunuyorum. Bugün işte bu büyük insandan cumhuriyetimizin bir hikayesini dinleyeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada devletin üst yönetim makamlarında olup cumhuriyetin ilk yıllarındaki başarıları küçümseyen söylemlerin sahiplerinin de bu değerli büyüğümüzün hikayesini dinlemelerini ve anlamalarını isterdim. Bu vesileyle birkaç hususa değinmek isterim. Cumhuriyet dağılan ve toprakları parçalanan devletimizin bir yeniden diriliş hamlesi olan milli mücadelenin sonucunda ilan edilmiştir. Bu topraklarda o zaman itibariyle takriben 850 yıldır kesintisiz devam etmekte olan ve tarihi süreçte Viyana kapılarından Hint Okyanusu'na, Polonya sınırlarından Orta Afrika'ya kadar uzanmış bulunan Türk siyasi hakimiyeti cumhuriyetle yeni bir devreye girmiştir.
Bugün 1000 yıla yaklaşan bu Türk siyasi varlığı ciddi bir tehdit altındadır. Türk milleti tarihi boyunca pek çok fetret ve buhran dönemini atlatmıştır. Bugün de böyle olacaktır. Ama bunun gerçekleşmesinin ön şartı Türklüğün gücünü sınamaya kalkışanlara karşı Balkan, Birinci Cihan Harpleri ve milli mücadelede bilahare Cumhuriyet'in kuruluşunda fikren ve fiilen ön safta ve belirleyici konumda olan Türk ocakların, Türk milliyetçilerinin bu idraki deruni bir biçimde özümsemeleri ve sonra da icabını yapmalarıdır. Türk milliyetçilerine bu tarihi ve kritik süreçte büyük bir görev düşüyor. İdris ağabeyin de vurguladığı gibi bunu demokrasi içinde ve milli iradeyi esas alarak yapmalıyız. Parti siyaseti dışında kalması gereken Türk ocakları gibi kuruluşlar fikri, entelektüel ve kültürel sahada bu büyük dirilişin zeminini hazırlamaya devam ederken aktif siyasette iştigal eden gönüldaşlarımız dünyayı ve Türkiye'yi iyi ve doğru okumalı ve milletin geleceği için gece gündüz demeden çalışmalıdır. Yarın yapılacak seçimlerin Türk milleti ve Türk İslam alemi için hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum. Ama biliyorum ki önümüzde çok zor ve netameli bir süreç uzanmaktadır. Hepimiz uyanık ve şuurlu olmalıyız. Türk milletini bölen, ayrıştıran ve kutuplaştıran söylem ve eylemlerin terk edilmesi için çalışmalıyız. Bizim birlik diline her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. İdris Yaman Türk büyüğümüze tekrar teşekkür ediyor ve kendisini konuşmalar yapmak üzere davet ediyor. Efendim, sevgili ocaklar, değerli misafirler, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, böyle bir konuşma yapmamı istediğim için telefonu tereddütsüz kabul ettim. Niye kabul ettim? Ben bir adamı değilim. Ben bir teknisyen. Benim vasfım teknisyenliktir. Kabul etmemin sebebi son yıllarda Cumhuriyet'i kuranlara inanılmaz saldırılar yapıldığını gördüm ve görüyorum. Bu benim için kabul edilmez bir şeydir. Lisedeki bir sosyoloji hocamız bize insanı tarif ederken insan alet yapan canlıdır demişti. Sonra baktım ki affedersiniz mesela kırlanmışlar gelip çatıların altında yuva yapıyor. Kuşlar yuva yapıyor. Hatta su samurları baraj yapıyor. Yani demek ki onlar da alet yapıyor kendilerine göre. Kendilerine yetecek kadar. Bizim Teknik Üniversitesi'nin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rozetinde ki arı inanılmaz bir mühendislik harikası olan petekleri yapıyor. Demek ki insanda başka bir şey daha var. Nedir bu başka bir şey? Bana göre vefadır. Şimdi bize bu cumhuriyeti bir nevi emanet eden çünkü emanet edin rahmetli Mustafa Kemal. Kusura bakmayın ben Atatürk'e Mustafa Kemal demekten çok sevk aldım. Çünkü onun bir halk adamı olduğuna inandım hep. Bu bize yaptıklarını, bize yapılanları hiç yok sayarak küfredilmesini hiç doğru bulmuyorum. Doğru hiç de bulmadım hayatım boyunca. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ama bir isterseniz bir ufak hatırlatma yapalım hep beraber. 1911 Derne Savaşlarından 9 Eylül 1922'ye kadar takriben 12 sene Türkiye harp içinde yol almıştır.
Derneden sonra Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi. Bu savaşlar boyunca bu insanlar sahnededir. Ben derneğe gitmeden evvel Atatürk'ün arkadaşı olan, sınıf arkadaşları, okul arkadaşları olan Fethi, o arkadaşlarına olan Fethi Okyar'ın Üç Devirde Bir Adam diye bir kitabını okumuştum. Oğlu Osman Okyar, Hacettepe'de profesördü. O vermişti kitabı. Ben de bu kitabı Libya seyahatimde hasreten aldım, okudum. Okuyunca derneğe merak ettim. Hasbelkader derneğinden gece geçtim, ilk geçişim. Ama derneğe iki defa daha deniz sahilinde çölün başladığı bir balıkçı köyü. Derneğe vatan demezseniz kimse oraya için gidip harp etmez. Selanik'ten bir ufak deniz vasıtasına deyip binip giden bu insanlar dernede savaşmışlar. Dernelileri bizden addettikleri için, derneği vatan addettikleri için savaşmış. O gün bugün de savaşmıştır. Mustafa Kemal lalet tayin bir adam değil. Kaderi savaşmaktır ama sulh adamıdır. İlk sulh teşebbüsünü kendisine kılıcını iade etmek vermek isteyen generalim bu kılıç sizindir diyerek iade eder. Ve ayağının altına sermek isteyen hükümet konağında Yunan bayrağını kaldırtan adam sulh teşebbüsünü yapmıştır. Ve kendisi o güne kadar kendisine doğrultan toplumlarını dostluk köprüsüne çeviren bir adamdır. Ve yurtta sulh, cihanda sulh diyerek 1922'den bugüne kadar 93 senedir, Cumhuriyet'in 92 yılı ama biz bir sene evvelinden beri harp etmeyen, belki tarihçiler bilirler, bizim herhalde tarihimizin en uzun savaşsız zamanıdır. Şimdi bu savaşsız bir zaman geçirdiğimiz için mi Atatürk'e küfrediyorlar, merak ediyorum. Yoksa ya bu adam geldi, Fuatlı'ya kadar gelmiş, hazır gelmiş olan Yunanlı'yı götürdü, denize götürdü diye mi küfrediyor? Yoksa Antalya hala İtalyanların değil diye mi? Fransızlar Çukurova'ya, Antep'e, Maraş'a sahip olarak kalamadıkları için mi? İngiliz donanması İstanbul'da, İngiliz askerler İstanbul'da hakim durumda olmadığı için mi? Ve nihayet benim güzel memleketim de bir Pontus Devleti kurulmadığı için küfrediyorlar diye düşünüyorum. Atatürk ve arkadaşları küfrediyor. Siyasi olarak elbette tarihçiler tenkit edebilirler. Elbette bilenler tenkit edebilirler. Ama onlara tenkit ederken de çok insaflı olmak lazım. Hatırlıyor, yani tarihçiler bilirler, muhakkak gençler de bilirler. Lozan Savaşı'nda Lord Curzon, demiyorum ki siz bize geleceksiniz, borç bağrı alacaksınız, siz o zaman görürsünüz diye tehdit etmiyorlar mı İsmet Paşa'yı? Ediyorlar. Ve bunlar borç almıyorlar. Tam tersine Osmanlı'dan hiçbir şey almadan, vatan bile olmadan diyeceğim. Yani bugünkü Türkiye'nin takriben %20'si kadar bir yere sıkılmış. Sığır anlaşmasını yırtıp atarak bugünkü Türkiye'nin yeniden sahip olmamızı sağlayan bu insanlar Osmanlı'nın da borçlarını ödemişler. Yani İstanbul'da bize verilen saraylar, bizde kalan saraylar aslında Cumhuriyet çocukları tarafından ödenmiştir.
Hiçbir şey yapmasalar ben sizi gösterirdim. Derdim ki bakınız, işte profesörler, işte üniversite talebeler, işte iktisatçılar, işte yani bunlar Cumhuriyet'in eseridir derdim, diyebilirim. Ama başka yaptıkları var. Cumhuriyet'in başında Türkiye'de yalnız Yıldız Sarayı'ndan ve Tarsus Amerikan Koleji'nde elektrik var. Yani Türkiye'de elektrik yok. Geçen sene, yani 2014'te üretilen elektrik miktarı 250 milyar kilowatt saat tam fazla. Yani 10 sent desen bunu, yani daha fazladır. 25 milyar dolarlık bir değer üretiyor Türkiye elektrikte. Bir tane, bir kilo sıvı çelik yok. Bir kilo şeker yok. Ben bu salonun en yaşlısıyım. Ben kelle şeker denilen çekişle kırılıp sonra bir makasla kesilen, doğranan şekerlerin kullanıldığını görmüş bir insan. Yani bu şeker sıfır, gübre sanayi sıfır. 2 milyon ton şeker üretiyoruz, yetmedi. 3 milyon ton gübre üretiyoruz, 15 milyon tondan fazla çelik üretiyoruz. Ve Osmanlı'dan kalan bir tane fabrika bacası yoktur. Bir tane. Yalnız Hereke'deki halı tezgahları ve şimdi Koç'un müzesi olan bina, bir feshane denilen fes fabrikası. Sonradan benim gençliğimde burada askerlere şayet dokunuldu. Bu asker kapatı yapılan başlara dokunuldu. Böyle birkaç tane tesis var. Hiçbir şey yok. 70 milyon tondan fazla çimento üreten bir Türkiye'yiz. Bir tane traktör yok. Şu anda Türkiye'nin traktör üretme kapasitesi 60 milyon. Türkiye daha fazla bir şeyler yapabilir miydi? Elbette yapardı. Türkiye'de bir tane Osmanlı'da kalan bir metre yol yoktur. Bütün yollar Cumhuriyet'in eseri. Bunların bazıları 300 defa yapılmıştır. Bolu Dağı'nın dibindeki ilçeden yol dere boyunda gelirdi. Dağa leseler yaparak, ya esafları yaparak tırmanırdı. Hiç unutmuyorum, bir mühendis abimiz, karayolcu, Bolu Dağı güzel, ilk Bolu Dağı'na yol yapıldığında Bolu Dağı'nda bir güzergah buldu. Çok övünüyordu. Çünkü Bolu Dağı niye övünüyordu? Bolu Dağı çok heyelanlı bir arazidir. Oradan bir yol geçirmek bile bir meseleydi. Ve bir yol yapıldı. Sonra o yol iki gidiş iki gelişe döndü. Şimdi bir de tünel var. Demek ki dört defa yol yapılmış Cumhuriyetlerinde aynı yerlerde. Ve bu çoktur Türkiye'de. Türkiye'nin Doğu Demir Yolları insan gücüyle yapılmış. 50-60 santim uzunluğundaki altı köşe pencere demirlerini ucunu kazma gibi sivretip tamamen insan gücüyle balyozla vurup tüneller açılmış. Erzurum'a giden yol böyle yapılmış. Hani orada ne var? Vardı. Almanların yaptığı İstanbul-Bağdat Demir Yolu var. Abdülhamid'e proje getirildiği zaman bakmış projeye, Demiryolu'nun etrafında Almanlar bir halk istiyorlar. Demiş ki, desenize Anadolu'da Almanlar ince uzun bir Almanya istiyorlar. Abdülhamid'in cevabı da budur. Yani sorusu da budur. Yani bize bir şeyler yapılmış ama duyduğum bir borçla borçlarıyla yapılmış. Ben kitabıma 1935 yılının kesinleşmiş bütçesini aldım. Bu bütçede
194 küsur milyon bir rakam var, kesirilmiş rakam. Bunun 105 milyona duyurum umumiye borcu. Geçenlerde duyurum umumiye nedir diye ben de lugata baktım. Genel borçlar, yani bir yere olan borç değil. Duyurum umumiye borcu, genel borçlar. Ve bu borçları, bu sizin babalarınız ve dedeleriniz ödedi. Biz ödedik. Ve Türkiye'de yol yapma işi kazma kürekle başladı. Umumiyetle köprüsüz yerlerden gitsin diye hattı bağla dedikleri, yani sırtlardan gidiyor. Bir dere geçmesin ve yol kazma kürekle yapılabilsin diye. Ben genç bir mühendisken İstanbul Ümraniye'den İzmit'e kadar takriben 3,5 saat, 4 saatte gelebiliyordum arabayla dağdan geliyordum. Çok sonralar yapıldı. Rahmetli İzmit Kocaeli Milletvekili adını unuttum. Başbakanlığı döneminde yapıldı. Sonradan başladı bu yollar. Türkiye'nin denizlerinde Cumhuriyet'in yaptığı 15 kadar liman var. Bunlar daha evvel böyle bir şey yoktu. Osmanlı'nın bir tek yolunu hatırlıyorum. Kullanılmayan bir yol. Sarıyer Barajı yapılırken Sakarya Vadisi'ne gelip oradan karşıya geçip ormanların içinden Nallıhan'a gelip Nallıhan'daki Sarıyer Barajı'na çimento taşıyan, adına kamyon denilen 3 tonluk, 5 tonluk vasıtaların geçebildiği bir yol. Ben o yoldan geçtim. 1955'te geçtim. Yani o yolu biliyorum. Şimdi böyle bir ülkeydi. Ha, Osmanlı'nın zamanında Borolan ne vardı? Verem vardı. Sıtma vardı. Trahom vardı, Şarkçıbanı vardı, Varoğlu vardı. 1955'te Beypazarı'nda bir gün bir deve kervanı görmüştüm. Ya Beypazarı'nda deve ne arar dedi. Ne yapıyor? Bunlar dediler kil taşıyor, ne kil, yağlı kil. Ne yapıyor? Çamaşır için. Yani henüz sabunla ulaşmamış bir halk. Ama zannetmeyin ki bugün herkes sabuna ulaşmıştır. Hayır. Geçen hafta Perşembe günü Yusufeli'ne gittim. Yusufeli ezberden bilmeyenler için söyleyeyim. Artvin'in Çoruh Vadisi kenarındaki bir ilçesi. Bir tek Allah unutmamış orayı. Ama insanlar unutmuş. Biz henüz unutmuşuz. Doğru dürüst yolu yok. Doğru dürüst yolu yok. Yani böyle orada o binalar, o ilçe orada niye var? Hala hayret ediyor. Allah izin verirse tekrar gideceğim. Şimdi böyle bir Türkiye'nin sahibiyiz biz. Bugün sıtma yoktur. Bugün verem yoktur. Sıtma mücadele, veremle mücadele dernekleri kurulmuştur Türkiye'de. Benim gençliğimde vardı bunlar. Ve bu dernekler bunları yok etmek için çalıştılar ve yok ettiler. Şarkçıvanı yoktur, Trahom yoktur şimdi. Bunlar Cumhuriyet'in eserleridir. Ve borçlanmamak için uzun bir gayret sarf edilmiştir. Ama gele 2. Dünya Harbi 1930'da başlayınca Hitler Türkiye'yi tehdit etti. O günü hatırlıyorum ben. O pilli radyolarda hikaye işitilmez. Tabii bizim evde radyo yoktu. Böyle bir süre ben öyle radyolu bir evde doğmadım. Ve bir kahve kenarında şurada burada dinlerdik. Türkiye 15 milyon nüfusu varken 15-16 milyon nüfusu varken 600 bin kişilik bir orduyu besliyordu.
Bu bir askerlik süresi 48 ay bazen 52 ay olduğunu biliyor. Yani bir insan askere gidiyor, 4 sene, 4,5 sene yalnız izne geliyor, biliyor. Böyle bir şey. Bu Türkiye oldukça şey yapmıştır. Hatta o zaman Ankara'daki büyük ölçü olan Alman von Papen. Von Papen İngilizlerin Sir karşılığı bir unvan, von unvanı. Von Papen Büyükelçi demiş ki Türkler karşı koyacak. Hitler inanamamış. Türkiye dedi ki Trakya'da Alman tanklarının geçmemesi için beton manevralar döktürdü. Onu biliyorum, görmedim ben. Beton manevralar döktürdü. Almanlar istila etmesin diye. Böyle bir Türkiye'de İkinci Dünya Harbi'ne girmedik ama Türkiye'ye çok da bağlayan var diye düşünüyorum. Ve Türkiye'de bugün 12 milyonu, 15 milyonu aç olan Türkiye'de bugün 80 milyona gelen insanlar toktur. Herkesin iyi veya kötü karnımız doyuyor. Allah'a şükrediyoruz. Açtı. Türkiye'nin tahıl sularının tamamı Cumhuriyet'in eseri. Hatta biraz daha ileri gideyim, 1950-60 arasının eseridir. Ankara'da 80 bin, Mersin'de 80 bin, İzmir'de 80 bin, Haydarpaşa'da 80 bin tonluk 4 adet betonarme silo vardı. Benim de hizmetimde çalıştığım çelik silolar yapıldı 56-57'lerde. Ta Urfa'dan, Sivas'tan, Batı'da Kütahya'ya kadar. Sincan'da 20 bin tonluk var. İleride 2 bin tonluk var. Daha ileride 1-2 bin tonluk daha var. Eskişehir'de 20 bin tonluk var. Kütahya'da 2 bin tonluk var. Yani çalıştığım için ezberden biliyorum ben bunlar. Bu silolar bu ülkeye Cumhuriyet'in eseridir. Fakir milletin, vergi vermekte zorlanan milletin eseridir. Ve bizim oralarda koyunun 1 liraya satıldığı, vergisinin 60 kuruş olduğu devre hatırlıyorum. Yani 10 tane koyunu varsa adamın 6'sı vergi. Bu. Yani bu böyle bir Türkiye. Şimdi bu Türkiye'yi yaratanlara edilirse ben bunu kabul etmem. Siz de etmezsiniz. Vicdanlı insan, vefalı insan bunu kabul edemez. Bizim kabul etmemize imkan ihtimal yoktur. Ha, bu işten çıkış var mı? Var. Geçen, ben gençliğimde bu American Reader Digest dergisi, bilmem hala çıkıyor mu? Onun tercümesini İstanbul'da bir yayın evi bütün dünya olarak çıkarıyor. Ufak, şu evakta bir kitap çıktı. Yayın evi bunu çıkarıyor. Orada her şeyi unuttum da bir şeyi unutmuyorum. Garcia'ya mektup diye bir makaleden alınmış şey var. Aslında gerçek bir hadise ama bir gazeteci bunu makale haline getirmiş. Ve dünyada en çok okunan, yani 100 milyonların okuduğu bir makale olmuş. Garcia'ya mektup. Garcia'ya mektup gönderecekler. Bir subay kim götürür bunu diyor. Bir subay diyor ki bizde bir çavuş var diyor, o götürür diyor. Çağırıyorlar çavuşu ve mektubu veriyorlar. Garcia nerededir diye sormuyor. Garcia kimdir diye sormuyor. Garcia mektubu alıyor. Gidiyor bir ufak deniz vasıtasıyla denizi geçiyor, Küba'ya varıyor. Küba'nın sık ormanları içinden Küba'nın güneyine gidiyor, karşısına mektubu veriyor. Eğer biz hepimiz o çavuşun yerine koyarsak, yani o çavuş gibi biz de bu ülkenin vatansever idealistlerini, hayal ettiğimiz idealistleri, yani Ziya Gökalp'in
hızlı alma dediği yerlere bu ülkeyi götüreceksek Garcia Metro'yu götürmeye hazır olmalıyız. Ben bu yaşta hazırım. Siz de hazırsanız beraber gideriz. Cumhuriyet bize çok şey yapmıştı. Benim liseyi bitirdiğim zamanlar 15 tanesi İstanbul'da olmak üzere 45 kadar lise var. Kocaman Karadeniz'de Trabzon, Samsun, Kastamonu ve Zonguldak liseleri vardı. Yani Türkiye'de okul yoktu. Ben 3 sınıflı bir okulda okula başladım. 2 tane ilkokuldan diploma oldu. Keyfimden gezmedim. 4 ayrı ilkokulda okudum. 2 tane diplomam var benim. 3. sınıftan 5. sınıftan. Ben kendimi şanslı adam addediyordum. Ben niye şanslı? Ben okuma fırsatı buldum. Benden daha kabiliyetli olanlar. İltifat için söylemiyorum. Kesinlikle benden daha kabiliyetli olanlar sadece şans bulamadıkları için okuyamadılar. Bunları yapan hepsi Cumhuriyet'tir. Bir gün sevgili başkanımız Nuri bana dedi ki, bu duygular sana nereden geldi abi? Burada oturuyor. Dedim ki okula başladık. Türk'üm doğruyum dediler. Ha biz Türk'müşüz dedi. Türk'üm doğruyum dediler. Onu ve karnımız aç olduğu halde, sırtımız çıplak olduğu halde 10. Cumhurbaşkanı'nı söylerken yemin ederim bir göğü çatlatabiliriz diye düşünüyordum. Bizim neslimiz böyleydi. Başka çaremiz yoktu. Bugüne yine biz tekrar ediyorum. Biz bu işi yeneriz. Siyaset yapmadan söylüyorum. Bu işi yeneriz, bu işi başarıya ulaşırız. Hiç maneviyatımızı sendeletmeye bir şey yok. Ya bir saatte bakalım da bir şey zaman olur. Şimdi Türkiye'nin kalkınmasında en üst kalkınma, içinizde Niyazi Bey gibi ekonomistler var. En üst seviyede olan dönem Atatürk dönemidir. Bu Atatürk öldüğü için değil, İkinci Dünya Harbi başladığı için kanaatimce bu kalkınma bir yerde kesintiye uğramıştır. Hatta İkinci Dünya Harbi'nde büyümeler eksiye inmiştir. İkinci dönem Demokrat Parti dönemidir. Üçüncü dönem Özal dönemidir. Dördüncü dönem de bu dönemdir. Yani kalkınma hızları gittikçe aşağıya doğru inmektedir. Ve neticede bütün bu savaşlara şuna buna rağmen aradaki olumsuzluklara, krizlere rağmen bugünkü kalkınma hızı 4.8 veya 4.9, onların ortalaması 5.1'dir. Yani ülkeyi de az borç ederek kalkındırmışlar. Türk İsmet Paşa ile Celal Bayar 50 seçimlerinden sonra karşılaştıklarında Celal Bayar sorar İsmet Paşa'ya, NATO'ya neden girmediniz? İsmet Paşa der, aldılar mı girmedi? Umumiyetle NATO'ya de NATO'yu bizim aleyhimize zannediyoruz. Hayır. Stalin Kars'ta Ardahan'ı istediği zaman ben lise öğrencisiydim. Bilmeyenler için söylüyorum, ben liseyi 20 yaşında bitirebildim. Ben lise öğrencisiydim. İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale Boğazı'nı kontrol hakkı istediği zaman aynı dönemdeydi. Ve biz tırıl tırıl tutuyorduk. Çünkü
dev gibi bir ordu vardı. Bizim harp etmemiş olduğumuz halde silahsız, yorgun bir ordumuz vardı. Türkiye NATO'ya girdi. Bazen ezbere sayarım, Türkiye'nin bilinen bütün hava meydanları NATO'nundur. Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, İstanbul, Yeşilköy, Antalya, yani Konya, Afyon, Eskişehir, yani sayabilirim bir 10 tane, 20 tane daha belki. Ankara'da dahil mi? Ankara, hayır. NATO meydanlarında şey var, askeri uçakların koruganları var. Yani içine girdiği şeyler var. Bunların bir kısmı sivil havacılığa açılmıştı. Bursa gibi, Diyarbakır gibi, Sivas gibi, Erzurum gibi, Merzifon gibi, Samsun'un eski havaalanı tepedeki gibi. Böyle şeyler var, hava meydanları var, NATO'nundur. Biz yol yapmayı İkinci Dünya Harbi'nden sonra Amerikalıların harpte az kullandıkları veya hiç kullanmadıkları ihtiyaç fazlası malzemenin dost ülkelere dağıtılmasından sonra öğrendik. Yani bize verdiler. O güne kadar kazma kürek kullanıyorduk. Onu verdiler. Biliyor musunuz ki onları kullanacak adamımız yok. Ben o devirde üniversite talebesiydim bu verildiği zaman. Marshall planı dedikleri bir plan çerçevesinde bize verildi. Ve biz bunu öğrendik. Yani biz öğrendik ki toprak yolun dışında başka bir yol var. Nedir o? Stabilize yolu. Yani biz asfalt yolu sonradan gördük. Yani sadece şehirlerde asfalt yolu vardı. Ankara'nın sonradan Adnan Menderes tarafından genişletilen bulvar daha dar bir bulvar olduğu halde götürmüş, hükümete vermişler. Demiş iyi de biz burayı asfaltlayamayız demiş o hükümetin başkanı, belki İsmet Paşa. Bilmiyorum kimindir bu söz. Yani böyle bir cumhuriyet, böyle bir yokluk içinde. Hiç okur yazar nispeti %3. Bir gün bir arkadaşım dedi ki ya bu bir gecede cahil olduk bana. Niye dedim ya sen akıllı adamsın bir gecede niye? Çok ilmi kitaplar var tabii. Bunlar okunmaz bu. Eğer vesikalar varsa tarihçileri zaten bunlarını okuyorlar. Zaten vesikaları okuyup değerlendirmek sıradan benim gibi insanın işi değil. Başka bir insanın işi. Bunun dışında ne vardı hocam? Okuma yazma için Cumhuriyet'in başında bir şey yok. Yani hiçbir şey de olmadığı gibi okuma yazma nispetinde ciddi bir istatistik yok. 3 diyenler var, 3,5 diyenler var okuma yazma. Okuma yazma deyince ben biraz değişik yapıyorum. Yazılı bir kağıdı eğer ters tutmuyorsa elini alan okuma yazma biliyor diyor diye düşünüyorum. Okuma yazma diye bir şey yok. Yani böyle bir Türkiye. Bu üstelik yani bazılarınız bilirsiniz. Araba frenle sessiz harf yoktur. Mesela vur, bel, bil aynı şekilde yazılır. Eğer çok şey yapmıyorsam. Sesli harf yoktur. Araba frenle. Araba frenle okuyanlar 3 senede öğreniyordu. Ama şimdi çocuklar 3 ayda, 4-5 yaşındaki çocuklar 3 ayda öğreniyorlar bu okuma yazmayı. Ve bu şu sahne aslında Türkiye çapında düşünürseniz büyük bir potansiyeldir. Büyük bir potansiyeldir. Ve bu okuma yazmayı biz bu harflerle sayesinde bunu da bahane edip Atatürk'e küfredenler var. Atatürk'ü din düşmanı ilan edenler var. Bir yalanı söylüyorlar. Diyorlar ki şeylere ağır yaptı. Camilere. Ne ahır? At ahır.
Biliyorsunuz atın ağıra ihtiyaç yok. Ağır. Kış yazıda dışarıda yaşayan bir hayvandır atlar. Yok. Erzurum'da yalnız hükümetin arkasında bir cami vardı. Onun avlarına atlar için ot koymuşlar. Bunun dışında bir şey, ben Erzurum'da okudum, askeri şehriydi, ordu merkeziydi Erzurum. Karşımızda da ölçme tavuğu vardı lisenin karşısında. Yani her gün biz sabahleyin kalktığımız zaman askeri görürdük. Böyle bir yalanlar Türkiye'de kötülemek için söyleniyor. Ama biz Ocaklılar, biz Türk milliyetçileri, biz bu ülkeyi sevenler vefalı olmaya mecburuz ve şahsen öyle zannediyorum ki ben ve hepimiz Atatürk'ü, Atatürkleri sevmeyelim. Hatalar varsa tarihçiler yazsınlar, buradalar yani kendileri, Allah razı olsun, yazarlar. Biz, benim şeyim bu kadar diye düşünüyorum. Eğer bir sorunlarınız varsa politika olmamak kaydıyla cevaplar. Efendim tabii aslında İdris abimizin özetleyerek bize anlattığı bu tecrübesi Cumhuriyet'in hangi şartlarda kurulduğunu net bir şekilde zannediyorum ortaya koymuştur. Özellikle kendisinin aralarında bulunduğu neslin hangi şartlarda, zor şartlarda yetiştiğini, Osmanlı'dan münevver bir takım borçların hangi zor şartlarda ödendiğini burada özetle ortaya koymaya çalıştım. Tabii ki tarihi perspektifte bizim için geçmişimiz bir bütün. Bütün Türk milliyetçileri için bu böyle. Her devri kendi şartları içinde değerlendirmek lazım geldiğini, aslında bir tarihçi değil kendisi ama burada çok güzel örnekleriyle anlattı. Yani o dönemin içinde eğer siz bir kalkınma hızı varsa o dönemin şartları içinde onu değerlendireceksiniz. Yani mesela dedi ki, yani yol meselesini örnek verdi burada. Aşağı yukarı hemen hemen hiç bugünkü yollara benzer yollar yok. Tabii ki bazı teknolojiler yeni geliyor. Yani işte bu motorlu araçlar yeni çıkmış ortaya. Bu da doğal aslında. Bunu o şekilde almamız lazım. Yani nasıl ki biz Fatih Sultan Mehmet'in devrinde anakronik biçimde neden işte asfalt yoktu diyemeyeceksek, herhalde Cumhuriyet'in ilk yıllarında da neden işte her tarafta hava limanları yoktu, neden bilgisayar teknolojileri gelişmemişti gibi sorular soramayız. Onun için bugünkü gelişmeleri değerlendirirken geçmişe işte bu nazarla bakmamız lazım. Yani insaf nazarıyla ve bir de o dönemin şartlarını iyi değerlendirerek bakmamız lazım diye düşünüyorum. İdris abi de bunu çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Bu vatanı yani 10-11 yıllık, 12 yıllık savaş döneminden sonra yine Osmanlı döneminde yetişmiş. O dönemin eğitimini almış. Vatansever, milliyetçi, Türk subayları, Türk askerleri, bütün Türk milleti hep birlikte Cumhuriyeti inşa ederek bizlere emanet ettiler. Onlara vefa göstermemiz lazım. Yapılan işlerde hatalı yönlerde olabilir, eleştirecek taraflarda olabilir. Bu akademik biçimde zaten her zaman yapılabilir. Ama asla bizim vefasızlık yapmak gibi, büyüklerimize saygısızlık yapmak gibi bir tavrımız olmamalıdır. Türk milliyetçiler hiç olamaz. Bunu vurgulandılar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendisine soru sormak isteyenler varsa onları dinleyeceğiz. Buyurun. İnternetten okumuştum da fakat anlatır mı diye geldim İdris abi. Rahmetli Erbakan Hoca'yla Menderes'in idamını önlemek için Talat Aydemir'le görüşmüş. Böyle bir bilgi vardı. Bu konuda bilgisini öğrenmek istedim. Efendim, tabii İhtilal öldü. Olduğum gün ben zannettim ki birisi kapıda kereste indiriyor, takır 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 takırlar falan. Sonra mesai kızıl adamlar dedi, Maltepe'de oturuyor. Sonra baktık ki, bu o değil,
tüfek sesleri o gün benim için biraz da yıkım olmuştu. Çünkü ben Türk ordusundan böyle bir şey beklemiyordum. Benim siyasi mensubiyetim yoktu. Hiç de olmadı. Yani ben siyasi bir mensubiyetim yok. Kireyi vermekten başka bir mensubiyetim yok. Ve ihtilalin daha ilk günlerinde Süleyman Bey'e gittim. Yani 15 Haziran filandı. Randevu aldım. Girdim içeriye. Dedim ki benim işim yok sizinle. Affedersiniz, aynen söyleyeceğim. Bu ihtilal kazığını yiyecek miyiz? Ben iş adamıydım o günde. Süleyman Bey'le de ilk defa karşılaşıyordum. Niçin Süleyman Bey'i seçtiğimi söyleyeyim. Süleyman Bey o gün hükümet adamları tarafından götürülür, şey yapardı. Süleyman Bey çok erken yaşta, zannediyorum 31 yaşında, deseyi genel olmuş bir mühendisti. Yani o gün için Süleyman Demirel'de kimse siyasi bir şey beklemiyordu. Ve aradan zaman geçti. İstanbul'da birçoğunuz Balkaptar'ın ismen tanırsınız. Yohan Evlioğlu, Hamit Eskan adındaki iki arkadaşımız bir gazeteyi çıkarmaya devam ettiler. Bu gazete eskiden beri de vardı. Bir telefon aldım. Erbakan size gelecek. Erbakan o zaman İstanbul'da oturuyor. Size gelecek. Bu Talat Aydemir'e gider misiniz? Giderim dedim. Ve biz İsmail'de iki defa gittik. Talat Aydemir bize gücünü göstermek için her türlü şeyi yaptı. Ama biz de ona demokrasi yolunu göstermeye gayret ettik. Yani demokrat halkı, eğer siz bu işi yapacaksanız, siyaset yapacaksanız, biz sizinle de siyaset yaparız. Bizim maksadımız idamları önlemekti. İdam ihtimalini, kokusunu alıyorduk. Yanlış kapı çalmışız. Aslında ip Talat Aydemir'in elindeymiş. Bizim o zaman altımızda araba da yoktu. Yani bir taksiye atlayıp gitmiştik. İkincisinde bizi kendi arabasına alarak Kızılay'dan Milli Müdafaa, şimdi dolmuşların kaptığı yere bıraktı kendi arabasından. İstanbul'a gidiyordu. Yani generallere hükmediyordu. Bu bir de benim kadar bir albaydı. Yani o zaman formay albay. Yani böyle çok iri yarı filan da birisi değildi. Yani. Ama çok güçlüydü. Öyle bir şeyimiz oldu. Ama anladık ki ip bunun elinde. Bizim söylememiz bir faydası olmayacak. Devam ettirmedik. Mesele bundan ibaret. Efendim, ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Yakın zamanda bir kitap çıktı. Gülse Azam Rahmetli'nin hayatını anlatan Himmet Kayhan tarafından. Kitabı ben okudum. Tabii kitap Gülse Azam dedesinden, babasından başlayarak çocukluğu ve bütün hayat hikayesini anlatıyor. Özellikle hacimli. Burada tabii nasıl yeküyor kitapta? İş hayatı ve siyasi hayatı alıyor. Ve iş hayatını çok tafsilatla anlatırken Günmey'in kendi el yazısı ile yazdığı günlüklerine dayanarak hazırlanmış bir kitap. Burada sizden de bahsediyor el yazısıyla tuttuğu günlüklerinde. İş hayatında çok tatlı bir rekabetinizin olduğundan, fakat normal hayatınızda da bir o derecede dostluğunuzun olduğundan bahsediyor. Yani özellikle bizim için, daha gençler için bu siyasi hayat meselesi daha böyle okunan, dinlenen bir şey ama o yıllardaki özellikle Türk milliyetçileri bakımından iş hayatında, ki bence hala çok parlak bir durumda olduğunu da söyleyemem, ama o yıllarda zannediyorum sizin ve onun firması dışında böyle çok üst düzeyde iş yapan firmalar da yok. Benim kitaptan anladığım da o şekilde. Biraz o yıllardaki iş hayatı, özellikle Günbey ile olan o tatlı rekabetinizle ilgili birkaç bir şey söyleyebilir misiniz acaba? İş hayatına girmek istemem. Belki Günbey ile olan... Yok, Günbey benim için çok değerli bir insandı.
Gün Bey aslında siyasetçi değildi. Bir siyaset adamının oğlu olmasına rağmen. Mühendis odalarının bir kongresinde Marksist ekibin diğerlerini yuhalaması sebebiyle, kısaca anlatıyorum, doğru gidiyor MHP, Alparslan Türkeş'e gidiyor ve partiye giriyor, siyaset yapıyor. Bir gün bana geldi, beraber Almanya'ya gideceğiz Türkeş'le, sen de bizimle gelir misin dedi. Gelirim dedim. Bizimle mi gelirsin, başka bir uçakla mı gidersin? Ben sizinle Almanya'ya mı geleceğim dedim. Evet, o zaman ben sizin uçakla giderim dedim. Anladım ki söz verip başka uçakla Almanya'da buluşmak üzere söz verenler olmuş. Ama bunlardan yalnız bir kişi geldi Almanya'ya. İsmini de söylemeyeyim. Yani söz verip de gelmeyenlerin ismini hiç söylemeyeyim. Evet. Şimdi ben gün bu arada bir gün dedi ki Türkeş'e gider miyiz? Gideriz dedim. Ben Türkeş'in talebeliğinden, ben üniversite talebesiyken o akademide talebeydi. Mehmet Emin Alkan denilen bizim bir arkadaşımız vardı. Yıldız'da otururdu. Onun evinde tanışmıştık rahmetli Türkeş'te. Ben hayatımın sonuna kadar Türkeş'te dost kaldım. Bundan da çok memnunum. Türkeş'e gittik. Türkeş'e dedim ki Sayın Başkan, bugün iş adamıdır. İş adamının politikaya karşı biraz kapalı olması gerekir. Bu istese de bunu milletvekili yapma. Hem Türkeş orada hem de gün orada. Ama yaptılar. Ve bir hatıramı da söyleyeyim. Çok üzgünüm. Bir gün, yani ölümünden birkaç ay önceydi. Dedim, gün kendini koruyor musun? Dedi ki, eşkıya beni görüyor, ben eşkıyayı görmüyorum. Nasıl koruyayım dedi İdris. Ve birkaç ay sonra evinin önünde bir tatlı piknik dönüşü diyeyim galiba. Vuruldu, gitti. Bu bizim iş alemi için benim Türk Ocakları Danışma Kurulu'nun bir toplantısında hatırlar, Nuri de hatırlar, başkanım da hatırlar. Söylediğim bir şey var. Geçtiğimizde biz parayı biraz kirli bir şey zannediyorduk. Kitabınızda da var efendim. He? Kitapta da var. Biz kirli bir şey zannediyorduk. Ben helal kazanmak kaydıyla, meşru olmak kaydıyla ama mutlak meşru olmak kaydıyla bütün milliyetçilerin zengin olmasını istiyorum. Alan el okumaktansa veren el daha hayırlıdır. Bu bir, ikincisi para bir güçtür. Ben Necdet Sancar'a bir gün Hürriyet gazetesi gibi bir gazete çıkar, yine kitapta da var zannediyorum, çıkaracağımı zannettim ama Hürriyet gazetesi adında gökkuşağı gibi. Çocukken gökkuşağını yetişebiliriz diye arkasına koşardı, o giderdi. O bizden hızlı gittiği için biz ona hiç ulaşamadık. O ışık hızıyla gidiyordu meğer. Ama biz farkında değildik o zaman. Yani Türk milliyetçileri, yani bu milliyetçi derken yani ülkesini, ülkenin insanlarını sevenlerin adıdır milliyetçilik. Ben öyle anlıyorum. Türk milliyetçileri mutlaka zengin olmalıdır. Mutlaka zengin olmalısınız. Ama meşru yoldan. Meşru yoldan olmuyorsanız paraya selam bile vermemelisiniz ekmeğinizin dışında. Evet. Türk Milliyetçileri Derneği, Türk Milliyetçiliği tarihinde çok önemli bir aşamayı ifade ediyor. 1951'de kuruluyor, 1953'de kapatılıyor. Ama o kısa süre içerisinde de çok etkili bir tablo ortaya koyuyor. Siz o derneğin hem kuruluşunda hem kuruluşuna yol açan diğer derneklerin oluşumunda yer alan genç yaşımızda bir insansınız. O derneğin kuruluşu, kapatılması ve kapatılmasındaki zihniyet ve siyasi etkileri anlatır mısınız? Ben
46'da İstanbul'a gittim. Sonra staj için 16 hafta Ankara'ya geldik. İkinci erkek sanat enstitüsü vardı. Şimdi Gazi Üniversitesi'nin kampüsü içinde. Orada staj yaptım 16 hafta. Ben ve birkaç arkadaşımız tekrar gittiğimizde ikinci semestre olmuştu. Yani 47'nin baharı olmuştu. Bizim Mehmet Türk diye bir arkadaşımız vardı. Bunu herhalde birçoğunuz tanıştınız. Mehmet Türk'ün Kilis'in Gökbusa köyündendi. Öyle yani benden ufak tefek Kilis'in var mı desem Mehmet benden daha ufaktı. Ama Mehmet'in başı, kafası, gönlü, kalbi benim gibi 20 tane. Türk Kültür Ocağı'nı keşfetmiş. Kültür Ocağı İstanbul'da vilayetin başında İzzettin Han'da takriben 15-16 metrekarelik bir olaydı. O da bizim Türk Kültür Ocağı merkezimizdi. O da o derneğe gittiğim zaman Saadettin Bey'in ismini, bölgeçin ismini, Doktor Faruk Sukan'ın ismini orada tanıdım. Orada buldum ben bu isimleri. Sonra da kendileriyle arkadaşlığım oldu, dostluğum oldu. Allah rahmet eylesin. Ve orada çok iyi insanlar tanıdık. Ama teker teker şeyler vardı, dernekler vardı. Aynı şeyi yapıyorlar. Bunların birleşmesi için birkaç kişi çok gayret sarf etmeye başladık ki. Boyumuzu da aşan bir gayret olduğunu da şimdi itiraf ediyorum. Ve sonra Türk Milliyetçiler Derneği kuruldu. Türk Milliyetçiler Derneği'nin bir siyasi partiye dönüşeceğiz abi oluşmaya başladı. Halbuki böyle bir şey yoktu. Bizim başkanımız Sait Bilgiç'ti. Saadettin Bilgiç'in abisi. O zaman Demokrat Parti milletvekiliydi. Yani ona rağmen bu şüphe oluştu. Daha ziyade Remzi Oğuz Arık Bey'in bir parti kuracağı ve bizim de onun teşkilat olacağım. 10 kişi altında 80 küsur şubesi olan bir dernekti Türk Milliyetçiler Derneği. Düşün ki telefonun olmadığı, git gelinin çok zor olduğu bir dönemde 80 derneğe kumanda etmek zordu. Ve bizi mahkemeye verdiler. Mahkeme hakiminin kararını şimdi tam ezberden söyleyemem. Bizi met ediyor. Fakat sonunda diyor ki bizim derneğin bir maddesi vardı. İnsanlara hürriyet, milletlere istikrar şiarımızdır. Cümle bu aynen. Bu başka bir takım azınlıkların da istiklal arzusunu kamçılar deyip bizi kapattılar. Kapatırken 20 lira ceza verseydiler Yargıtay'a gidecektik. 10 lira ceza verdiler. O zaman ıspanak fiyatı 5 liraydı. Bizi 2 kilo ıspanak fiyatına kapattılar dedi. Ve böyle bir şeyimiz oldu. Yani orada bizim de basiretsizliğimiz var. Yani açık söylüyorum. Yani hani dedik ya biz hep doğru olacağız. Yani bizim de basiretsizliğimiz var. Ben o zaman Zonguldak'taydım. Yani arkadaşlarımdan birisi geldi dedi ki, hem de solcu bir arkadaşım, İdris seni polis takip ediyor. Pastanelerde konuşma ileri geri. Yani ben konuşmaya devam ettim tabii. Yani hiç şeysi yok yani bu. Yani böyle bir şey vardı. Yani Milliyetçiler Derneği iyilik yaptı. Sonra biz Rahmi abi, Rahmi Eray ismini duyanlarınız vardır, muhakkak bilenleriniz vardır. Rahmi abi bizim sükunet limanımızdı. Ben bir Karadenizli olarak ben o zaman bu kadar yumuşak bir insan değildim. Biraz da sert bir insandım. Hatta bana derdi ki Karadeniz dalgaları gibi yine coşmuşum, hiç ne oluyor derdi filan bir rahmetli. İşte biz de abi özür dileyerek derdimizi anlatırdık. O bizim sükunet limanımızdı. Onun çevresine girince biz sükunet bulurduk. Kendisi ırsi bir hastalık dolayısıyla tıp fakültesini zannediyorum 20 küsur senede bitirmişti. Veya ona yakın bir senede. Ve çok da erken öldü. Damar tıkanması vardı. Allah rahmet eylesin.
Ve Ram abiyle beraber oturduk. Ferruh Bey, ben, Hüsnü Demirkıran, Cemal Külahlı, sonradan profesör olan, tıpta talebe olan Celal Erçıkan arkadaşımız beraber bir dernek kurduk. 5 kişi gerekiyordu. Götürdük, vali muavinine verdik. Benimle beraber bir işi gitmiştik. Vali muavini bana sordu, bu ne milliyetçisi? Herkes ne anlıyorsa onun milliyetçisi dedi. Biraz da ukalaca falan. Ben o zaman mühendistim ama. Yani üniversiteyi bitirmiştim. Şey yaptık, bir müddet o devam etti. Yani bu dernekler, şimdi bu vesileyle bu söyleyeyim, yani bugün Sinop Dernek Şubesi'nin bir şey, yeni bir binasında faaliyet edecek. Biraz evvel Rize Başkanı buradaydı. Bilmem, yarada muhakkak buradadır. Şimdi yani bunlar şeydir ama bütün bu komünikasyon imkanlarına rağmen bu derneklere komanda etmek zor. Yani kabul etmek lazım. Onun için ben arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum evvela. Yani başkanı kutluyorum. Nuri Bey benim, yani biz Nuri Bey'le sadece annemiz babamız ayrı. Evet. Teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederim. Yoksa ben bir şey sorayım. Peki son olarak sizden alacak bir şey. Efendim, Türk milletine borcumuz var diye yazdırdığınız güzel bir eseriniz var. Ben onu okudum. Çok da duygulandım. Kendi hayatımızda da orada bazı şeyleri gördük. Orada bir yerde diyorsunuz ki 1 liranın ne kadar büyük bir para olduğunu öğrendim. Bunu biraz açar mısınız? Çünkü sizi dinleyenler bizim yaşın altında olan gençlerimiz var. Onlar... İkincisi de Türklüğümüzü, Türk'üm doğruyum diyerek öğrendiniz. Oysa bugün ne yazık ki okullardan, bu ilkokullardan Türk'üm doğruyum andı kaldırılmıştır. Bu konudaki öbürüne bağlı olarak bu konuda da biraz bilgi verirseniz. Efendim, evvela Türk'üm doğruyum'un kalkmasını söyleyeyim. Yani Türk'üm doğruyum demek yasak olsa bile biz Türk olmayacak mıyız? Biz Türk olmaya devam edeceğiz. Yani ben, yani hepimiz için havacı o. De oldu. Bu lise son sınıftayım. Gideceğim Erzurum'a. Cebimde 1,5 lira var. 1,5 lira yol parasına ihtiyaç var. Kara kara düşünüyorum. Kış gelmese yaya gideceğim Erzurum'a. Çünkü gelirken gelmişim daha orta üçteyken. Yani yaya gitmeyi güzel aldım ama kaç 4 güne yakın. Ama sabah şafağından akşam kalanlığına kadar yürümek kaydıyla patika bir yol zaten. Yani affedersin, ineklerin yürüdüğü yollar. Şimdi ben gideceğim ama yok. Bizim köyde Polonya asıllı bir kadın vardı. Ben onu çok seviyordum. Çok hanımefendiydi. Sağlık hizmetleri veriyordu. Oradan galiba birkaç kuruş alıyordu. O da beni çok seviyordu. Niye seviyordu? Belki ben bizim oradan köyden gidip pazardan bir şey almak, gelmek 2 gün sürüyordu. 2 gün de gidip pazardan. Biz pazar, bugünkü pazar bizim ilçemizdi. Doğrudan doğruya Fırtına Deresi'nden sahile yol yoktu. Her gidişimde gidip ona derdim ki ben gideceğim bir şey var. Bir gün, son günlerden bir gün getirdi bir gümüş lira. O zaman gümüş lira da var. Bir gümüş lira bana verdi. Dedi ki İdris, dedi, benim biriktirdiğim para da bu, dedi. Sen öğrencisin, talebesin o zaman. Öğrenci kelimesi kullan. Talebesin, sana lazım olur. Ben bir defa 2,5 liraya doğurdum. Allah bir hakkı için söylüyorum. Ben ondan daha büyük var. Çok şeylere imza attık. Geldik bu yerlere, yani büyük şükür olsun. Ama inanın ondan daha büyük para hatırlamıyorum.
benim için bir şeydi. Onun için ben kendimi çok şanslı addediyorum. Yani durup dururken şanslı addediyor değilim. Efendim, tamam galiba, teşekkür ederim. Evet. İdris Yaman Türk abimize bu sohbet için ben teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümünde bu vatanı bize emanet eden, onun da söylediği gibi Tuğrul ve Çağrı Beylerden, Alparslanlardan Atatürk'e uzanan çizgide tüm ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.